Sosyal dışında bulunan gençlere temel meslek eğitimi vermek ve bu bireyleri işe yerleştirmek. Bunlar kanundaki geçen metin. 14-18 yaş grubunda olup geleceğinde bir iş yerinde çalışarak iş kurmaya çalışan bireylere çıraklık sistemi yoluyla meslek eğitimi vermek. Kanunun temel amacı bu. Özetle de gelişmelerini sağlamak, ustaların işlerinde çırak öğrencilere talentlarını daha iyi öğretmelerini sağlamak amacıyla oluyoruz. Çıraklık eğitiminin amacı, biraz önce de bahsettim, özellikle burada tekrar... Kaç yıldır çalışıyorsun? Ya bir sene önce çalıştık yani. Bu yıl mı başladın? Evet. Şanslılar, tabii meslek eğitim merkezleri eski adıyla çıraklık eğitim merkezleri. Genelde sanayi bölgelerinde, sanayi sitelerinin içinde konum almış durumda ki o mesleğin mensupları değil mi? Burada gelip eğitim alıyorlar. Çocuklar şanslısınız ya bence. Seneye de bir yıl daha eğitim öğretim alıp, görüp ustalığa girecekler. Bu sayın valim çok değerli. Lise mezunlarının şey olması için... Tabii 1500 lisede. Mezun edin lise. Gazi. Gazi. Buraya alınacak. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun inşallah. Çok sağ olun. Onun süreçleri devam ediyor değil mi? Yani yaralı. Başlarda böyle mi çalışır vitesler? Çoğunluğu. Başka sistemler de var mıdır? Var. Sen gördün mü onları da? Gördüm. Bunun arızasını sen giderebilir misin? Sana böyle bir araç gelse. Giderim. Tamir edebilir misin? Giderim. 2019 yılı Eylül ayında bir düzenleme yapıldı. Özellikle buna da dikkat çekmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan bu yeni düzenleme ile öğrencilerimizin fark derslerini vermek suretiyle burada bu dersleri alıp sınavlarına katılıp başarılı olmaları durumunda 4 yılın sonunda mezun olurken ustalık belgesinin yanı sıra meslek lisesi diploması da alabilmiş oluyorlar. Bu hakikaten şu ana kadar ülkemizde eğitim sistemi içerisinde mevcut olmayan bir uygulamaydı. Bu yıl itibariyle başlamış oluyor. Mesleki eğitim, ara insan gücü dediğimiz sanayinin, esnaf sektörünün, yani hizmet sektörünün temel ihtiyacı olan personel ihtiyacını, eğitimli iş gücünü oluşturan bir eğitim kolu. Mesleki eğitim çok önemli. İnşallah bakanlığımızın da bu konuda yeni çalışmaları var. Farklı bakış açılarıyla yeni açılımlar getirecek. Çünkü sanayi sektörü ve esnaflarımız iş gücü, nitelikli iş gücü bulamamaktan, çırak bulamamaktan, kalfa bulamamaktan yakınırken bir tarafta baktığımızda da velilerimizin, öğrencilerimizin de yeterince mutlu olmadığını, bu iki ucun tam anlamıyla örtüşmediğini, buluşmadığını görüyoruz. Aslında MESEM, ara insan gücü ve toplumun bütün kesimlerinin doğrudan ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren kurumlar olarak son derece fonksiyonel ve gerçek olarak sektörlere hazır eleman sunan müesseseler. Bu itibarla MESEM'leri, meslek eğitim merkezlerini önemsiyoruz. Çünkü o bir hayat okulu aynı zamanda. Buralarda öyle. Buralardaki ortak paylaşımlar. Tabii meslek eğitimleri çok önemsiyor. Milli Eğitim Bakanımız da özellikle meslek lisesi, memleket meselesi sloganıyla malum bu süreci başlattılar. Bu gelişmelerden kamuoyunu haberdar etmek adına sizlerin burada birinci ağızdan bunu aktarmanız bizler için son derece önemli. Bizler de yani eğitimciler olarak açıkçası topluma insan yetiştiren kurumlarız. Toplumumuz gerek sanayi olsun, gerek ticari olsun, sektörel bazda ihtiyaçlarını bizlerin karşılaması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle güzel başlıklar atın ya. Aile, vasıfa,